Mutlu Günler Sevgili İzleyicilerimiz Bir Gazete Manşetleri Programıyla Daha Sizlerle Birlikteyiz Bugün 7 Nisan 2020 Salı Sevgili İzleyiciler Evet bugün Berat Kandili tüm halkımızın, tüm Müslüman aleminin Berat Kandili'ni enişten dileklerimizle kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İnşallah bu koronavirüs belasından da beraatimize vesile olur diye ümit ediyoruz bu geceyi sevgili izleyicilerimiz. Evet 7 Nisan 2020 Salı gününde iki gazetemiz yayın yapıyor da ve bu gazetelerimizin başlıklarını her zaman olduğu gibi paylaşacağız. Ama onun öncesinde geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Topkar Eczanesi'nin sahibi Mehmet Topkar'ın oğlu iç mimar Zafer Topkar evinde ölü olarak bulundu. Covid şüphesi var veya başka bir hastalıktan dolayı öldüğü yönünde bilgiler var. Otopsi sonucuna göre vefatının anlaşılacağı belirtiliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz Topkar ailesine sevgili izleyicilerimiz. Evet, koronavirüsten Türkiye'de can kayıpları maalesef her gün giderek artıyor. Dün de 75 kişiyi kaybettik ve vefat sayısı 649'a ulaştı. Ve şu anda vaka sayısı 30.217'de ve bu sayının giderek artmasından endişe ediliyor. Tabii ki tedbirler, alınan önlemler çok çok önemli bu konuyla ilgili. Tabi iyileşen hasta sayısı da var. Toplam 1326 hastanın iyileştiği yönünde bilgi paylaşılıyor. 966 hasta şu an yoğun bakım ünitesi entübe bölümünde ve yine 1415 hasta da yoğun bakımda sevgili izleyiciler. Boris Johnson İngiltere'nin başbakanıydı. Virüse aslında bir noktada 15 gün öncesinde bir meydan okumuştu. Kendisi rahatsızlandı. Önceki gece yoğun bakıma alındı ve e, tabii ki sürecin ne olacağı konusunda kimsenin bilgisi yok. E, bunu da belirtelim. Dün e, yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Genel Başkan Yardımcılarından Fethi Yıldız e, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. E, virüsün bulunmadığı negatif çıktığı yönünde bilgiler paylaşılıyor. E, bu konular ışığında bugünkü gazete manşetlerine başlıyoruz sevgili izleyiciler. Evet hasta olanlar varsa Allah acil şifalar versin bu gecenin yüzü suyu hürmetine, bugünün yüzü suyu hürmetine ve inşallah dediğimiz gibi normal günlerimize geri dönelim inşallah. Evet Nasrullah gazetesine bakalım. Nasrullah gazetesinin bugünkü başlıklarında bu işin ciddiyetine artık ne olur anlayın demiş pes yahu deniliyor. Maskeyi takan soluğu sokakta aldı ortaya pes edirten görüntüler çıktı. Kastamonu'da dün objektiflere yansıyan görüntüler pes edildi. Kastamonu'nun en kalabalık yerlerinden olan Nasullah Meydanı ve Belediye Caddesi koronavirüs salgınına rağmen yine insan yoğunluğuna sahne oldu. Evde kal çağrısına kulak asmayan vatandaşlar hem kendilerini hem de başkalarını riske ediyor. Yetkililerin ve uzmanların aldığı tedbirler bazı vatandaşlarımız tarafından uygulanırken bazıları da uyarılara ve yaptırımlara rağmen sokaklarda kalabalık oluşturmaya devam ediyor. Dün özellikle banka ve GSM şirketlerinin önünde dün uzun kuyruklar oluştu. Birçok kişinin sosyal mesafe kurallarına da uymaması dikkat çekti demiş gazete. Evet maske kullanımının artmasıyla sokaktaki kalabalıkta ciddi artış görüldü. Bu arada maskeler ücretsiz verilecek marketlerde ve diğer yerlerde bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı açıklamada bulundu. PTT 5 adet maskeyi ücretsiz veriyor. Bunu da belirtelim. Polis denetimlerini sıklaştırdığı 16 günde 253 e, işlem yapıldı. 6 tane iş yerine ceza kesildi. Aynı zamanda toplam 125 bin liralık ceza oluştu. E, bu da e, tabii ki vatandaşların 20 yaş altının dışarıya çıkmasıyla alakalı. 65 yaş üstüne de cezalar yazılmıştı geçtiğimiz günlerde. E, tabii bu uygulama devam ediyor. Bu arada ilçelerle ilgili e, salı ve cumartesi günü e, minibüs yolculukları devam edecekti. Bu da şu anda durduruldu diye biliyoruz. Bunun dışında köylerle ilçe merkezleri arasındaki bağlantılar da ikinci bir emre kadar şu anda köyden ilçeye giriş yasaklandı bu gece yarısından itibaren. Ve yine şunu da belirtmekte yarar var. Ayakta yolcu alınamayacak artık. Şu anda minibüsler, şehirçi, dolmuşlar hareket ediyor. Ayakta yolcu olmayacak ve sandalye sayısı yani koltuk sayısı yarısı kadar alabilecek yolcu bunu da belirtmiş olalım. Bugün Berat Kandil demiş gazete. Bu arada paylaşımlara jet yalanlama. Kasamonu Spor Başkanı NSG ay gününde koronavirüs olduğu yönünde bilgiler vardı. Hemen kendi hesabından açıklamalarda bulundu. İyi haberler de geliyor demiş gazete. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne bir taburcu daha. Yine Hayat Holding'den 7 milyon liralık destek denilmiş. Metin Çelik ve Doğan Ünlü TV366'nın konuğu oldu. Uğurlu talebimizi bakanlığa ilettik dedi. Yaklaşık 5-6 yıldır hatta 10 yıldır bu konu gündemde maalesef bir ilerleme sağlanamadı. İnşallah sağlanır diye ümit ediyoruz. İşkur'dan kısa çalışma desteği acil düzenleme talebi yine belediye başkanı Gayret Bilinli Oğlu yine yineledi. Gerekeni yapalım dedi. Ve Doğru Söz Gazetesi günün son gazetesi. da vaka sayısı %100 arttı deniliyor. Önümüzdeki iki hafta virüsü pik haftası olma ihtimali çok yüksek. Yen yani Galip Vidinoğlu'nun açıklamaları önceki gün pazarı ziyaret etmişti. Sizlerle de paylaşmıştık bu haberleri. Amerika'dan gelen ve KYK yurtta gözetim altına da tutulan iki vatandaş 100 ailenin gıda ihtiyacını karşıladı. Karantinada vefa deniliyor. Amerika'dan 28 Mart'ta uçakla Ankara'ya gelen ardından da otobüslerle Kastamonu'ya getirilen 241 Türk vatandaşı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında karantinaya alınmıştı. Karantina altında bulunan bir ailenin Kızılay Şube Başkanı Akif Güzel ile görüşerek Kızılay aracılığıyla 100 ailenin gıda kolisi ihtiyacını karşıladıkları belirtiyor. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet Kuska'dan 3 milyon liralık hibeli proje desteği var. Yine gazete Berat Kandiliniz mübarek olsun demiş. Tosya'da 4 köy için daha karantina kararı çıktı. Çatı de bir köy daha karantinaya alındı. Yine beyaz altında dikim tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 25 bin dönüm alana ekilen Taşköprü Sarımsağı bu yıl yeteri kadar tohum bulunamamasından dolayı 22 bin dönüm alana dikildi. Türkiye'nin %25 sarımsak ihtiyacını karşılayan Taşköprü'de de, bu yıl yaklaşık 35 bin ton civarında dekolte bekleniyor sevgili izleyiciler. Yasa uymayanlara 125 bin lira ceza uygulandı. Yine kablo hırsızları ceza evinde yine gıda işletmelerinde koronavirüs denetimleri arttı. Üretime her zamankinden daha çok ihtiyacımız var denilmiş. Allah askerimize zeval vermesin. Koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan Abdurrahman Ahmetoğlu emekli maaşını çekerek evine getiren jandarma ekibine dua etti deniyor sevgili izleyicilerimiz. Evet Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulduk. Mehmet Yıldız arkadaşımız hava durumunu aktaracak. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hoşçakalın. Akvim TV için hazırlanan hava durumu programına hoş geldiniz. Ben Mehmet Yıldız. Salı günü ve haftanın diğer günlerinde kısacık da olsa bir değerlendirme yapacağım. Salı günü gün içerisinde hava genel olarak açık ve az bulutlu olacak. Ee, sıcaklıklar da yavaş yavaş artmaya başlayacak. Genel olarak çarşambadan itibaren sıcaklıkları biraz daha daha sıcak hissedeceğiz. Özellikle de çok sıcak olmamakla beraber esas sıcaklığı biz önümüzdeki hafta bekleyeceğiz. Çünkü özellikle pazartesi günü hemen hemen bahar yaşayacağımızı ben tahmin ediyorum. Çünkü 20 derecenin. Üzerine çıkmasını tahmin ediyorum önümüzdeki hafta. Genel olarak yağışsız bir hafta geçireceğiz. Artık soğuk havaları geride bıraktık. Bu hafta içerisinde çok ciddi bir durum gözükmüyor şu anda. Ekstra bir durum olmazsa. Genel olarak parçalı bulutlu bir hava genel olarak bizleri bekliyor olacak. İlçelerimizde de öyle. Yani çok soğuk bir hava olmayacak ama geceler biraz daha soğuk geçecek. Gece sıcaklıklarında yükselmesi çarşamba perşembe günü bulacak. Ondan sonra da gece sıcaklıkları da hemen hemen artıya geçecek. Onu da şimdiden vurgulamak istiyorum. Benim şimdilik aktaracaklarım bunlar. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.